Efendim mutlu sabahlar, Ekonomi 7/24'e hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta, yeni başlıklar, yeni gelişmeler ve elbette yeni rakamlar demek. Yoğun bir hafta veri akışı açısından hepsine bakacağız. Elbette ana temamız Amerikan Merkez Bankası Fed ve onun adımları. Onun öncesinde bu haftaya biraz sancılı başlıyoruz. Gelsin rakamlarımız. Geçen hafta Borsa İstanbul'u nerede bıraktık? Yeni günde kur cephesinde neler var diyeceğiz. 2543 puan Borsa İstanbul'un son kapanışı. BIST'te son kapanış kayıpla, haftalık ortalamada da Borsa İstanbul yatırımcısına kaybettiriyor geçen haftanın tamamında. Ve dolar TL'de 17.23 seviyesi var, avro TL'de 18 düzeyi var. Yeni haftanın ilk işlem gününde kur cephesinde oklar yeşilde. Altına baktığımızda 1865 dolarla ons altında sınırlı bir kayıpla okları kırmızıda görüyoruz. Altın cephesine ayrı bir başlık açacağız. Ama altından önce dünya piyasalarına gidelim. Küresel piyasalarda yeni haftada riskten kaçış var. Riskten kaçış borsalarda satış demek ve küresel cephede yerel para birimlerine karşı güçlenen dolar demek. Amerikan endekslerinin son kapanışı ekranlarınızda, o sert satışın işaretleri var ama onu takiben yeni günde Asya cephesi de aslında bu satışların bugün de devam edeceğinin adeta bir göstergesi. Az sonra konuşacağız. Rakamlara baktığınızda %3'ü aşan kayıplarla Asya borsalarında da gerileme ve kırmızı oklar var. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da yine son kapanışı göreceğiz. Avrupa'nın son kapanışı da benzer bir tablonun orada da devam ettiğini işareti. Küresel borsalardaki bu satışın nedenlerini ve bize ne kadar yansıyacağını da konuşacağız ama haftanın gündemine bakalım. Yoğun bir hafta dedik. Bu yoğun haftada içeride ve dışarıda veriler var. Cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi ve aynı zamanda perakende satışlar. Yeni haftanın ilk işlem günün içerideki verileri, bunları takip ediyor olacağız. Dışarıdaysa merkez bankalarına odaklı bir hafta var. İngiltere, Japonya ve ABD'de faiz kararı gelecek. Elbette bu faiz kararları içinde en kritik olan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Karardan ziyade belki açıklamalar önemli. Dolayısıyla yeni haftada bununla beraber hem Fed Başkanı Powell'ın hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmaları olacak. Oralardan nasıl sinyaller alacağız ve sıkılaşma hızlanacak mı ana temamız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ İstanbul'da bizi bekliyor. Tüm bu sorularımıza uzman birisinden yanıt alacağız. Sayın Karadağ, günaydın. Hoş geldiniz programa. Merhabalar Gülçin Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar dilerim. Teşekkürler. Yeni haftaya da sancılı başladık. Şimdi Fed meselesi var. Amerikan enflasyonunun geçen haftadan getirdiği endişeler var. Çin meselesi var. Hem kapanma hem Tayvan gerilimi vesaire, pek çok başlık masada. Biz yeni haftada az önce ekranlara yansıyan o sert satışların devamını görür müyüz? Ne kadar fiyatlara dahil şu an anlattığım bu gelişmeler? Evet, risk iştahı zayıf bir haftaya başladık. Tabii ki bu haftanın en önemli gündemi de karşımıza Fed olarak çıkıyor. Dolayısıyla Fed ile ilgili beklentiler fiyatlara yansıtılmış durumda. Bir tarafta tabii Çin tam olarak normale döndü. Artık yavaş yavaş önlemler hafifletildi. Hatta birçok bölgede önlemlerin kaldırıldığını konuşuyorduk. Ama hafta sonu gelen haber akışlarına göre yine bazı bölgelerde artan vaka sayıları sebebiyle önlemlerin arttırılması yine piyasaları tedirgin etmeye başladı. Zaten Şubat ayından bu yana konuştuğumuz ve yakından takip ettiğimiz bir Rusya-Ukrayna gerilimi var ve kısa vade içerisinde hala bir ateşkesten bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bu tablo karşısında da Rusya'ya yönelik yeni yaptırım riskleri hala masada yerini korumaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası piyasaları hazırlamaya başladı. Artık Temmuz ayında kendisi de 25 bas puanlık bir faiz artışıyla piyasalarda, para politikasında daha doğrusu, sıkılaşma adımını atacağı benziyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında tabii ki çok fazla risk var ve bu da risk iştahını baskıladığı için yeni haftaya çok da güçlü başlamadık. Haftanın kalanı için de tabii ki çarşamba günü gözler Fed'de olacak. Fed'den gelecek mesajlar doğrultusunda yine piyasaların seyrini etkileyecektir diye düşünüyorum. Çarşamba gününe kadar da küresel piyasalardaki bu oynaklık devam edebilir. Tabii ki bu satışların yerini zaman zaman tepki alımları alacaktır. Ama işte bu noktada şunu görmek gerekiyor. Bu kadar belirsizlik karşısında bu tepki alımları da aslında kısa soluklu. Ki geçtiğimiz haftalarda da bunu gördük. Yani bir anda borsalarda yön yukarı olunca acaba bir rally mi başladı sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama hala devam eden savaş işte ve buna bağlı olarak riskler karşısında
karşısında aslında bunun çok da güçlü bir rally olduğunu söylemek erken. Bir tarafta yükselen tahvil faizleri var. Dolar endeksi tekrardan yönünü yukarıya çevirdi. O yüzden şimdilik ben ABD borsaları için, hatta küreseli konuşacak olursam, küresel borsalarda oynaklığın bu haftada devam edebileceğini, risk iştahının çok güçlü olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu noktada biraz çarşamba günü Fed'e bakmak gerek. Özellikle Fed yılın kalanı için enflasyonu düşürmek odaklı, daha da agresifleşebilirim şeklinde bir algı yaratırsa piyasalarda, o zaman zaten ABD borsalarındaki satışların devam edebilme ihtimali de güçlenecektir. Sonuçta tahvil faizleri yükselecek. Buna bağlı olarak teknoloji hisseleri üzerinde yaratılacak baskının genele yayılması bekleniyor. Bir tarafta dolar endeksi yönünü daha da yukarı çevirebilir. 104 puanların üzerinde daha güçlü seyirlerde görebiliriz. Yani biraz çarşamba günü FED haftanın kalanını ve hafta kapanışını bile belki belirleyebilir diye düşünüyorum. Cuma günü enflasyonu aldık Amerika'da. Yine son 40-41 yılın en yüksek seviyesiydi. Yıllık bazda beklentileri aştı. %8.6 olarak açıklandı ve o veri de Fed'in hani Haziran ve Temmuz ayı için değil ama Eylül ve sonrası için de belki 50 bas puandan da yüksek faiz artışlarına devam edebilir ihtimalini de güçlendirmiş oldu. O yüzden Cuma günü biraz ABD borsalarındaki satışların derinleştiğini de gördük. Yani yeni haftaya çok yeni bir haberle başlamadık. Biraz Çin'deki gelişmeler de buna eklenince haliyle risk iştahı zayıf bir haftaya merhaba dedik. Evet, yeni haftanın teması aslında güçlü dolar, borsalarda sert satış ve kriptoda buna eşlik ediyor. Bir geçtiğimiz hafta hatırlayalım, biraz bize dönelim. Küresel cephede o bahsettiğiniz oynaklıktan biz ne kadar etkileneceğiz? Geçen hafta ne yaptık? Yatırım araçları ne kadar kazandırdı? Tüm yatırım araçlarının haftalık performansı ekranlarınızda. Baktığımızda Borsa İstanbul haftalık bazda bir önceki kapanışında son kapanışa kadar ki farka bakıyoruz burada. %2,24'lük bir gerileme. Altın ve döviz cephesi kazandıranlar arasında, altın yatırımcısına ortalamada %2,87 kazandırmış gözüküyor haftalık bazda. Bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonları da listenin sonunda olmasına rağmen haftayı %1'lik bir getiriyle kapatmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda haftanın kaybettireni Sayın Karadağ, Borsa İstanbul. Yeni haftada küresel cephedeki o riski, oynaklığı, riskten kaçışı düşündüğümüzde bizim için nasıl bir hafta başlıyor? Şimdi Borsa İstanbul'da evet geçtiğimiz hafta haftalık bazda kaybettiren enstrümanlar arasındaydı ama onu sormak lazım. 2684 puanla da yeni rekor seviyesini de test etmiş oldu. Yani bizim Borsa İstanbul'da yeni son zirvemiz 2684 puandan geçiyor. Şimdi kapanışımızı da Cuma günü 2543'lerden gerçekleştirdik. Hem dışarıdaki satışların etkisi hem de yeni açıklanan tedbirler piyasalar tarafında çok memnun karşılanmıştı gibi gözüküyor. Yani özellikle süper bonodan bahsediliyordu. Piyasalarda buna bağlı olarak biraz borsada zaten düşüşler de vardı. Ama yeni açıklanan işte Hazine'den, BDDK'dan, Merkez Bankası'ndan ve SPK'dan gelen yeni tedbirler sonrası, yeni kararlar sonrasında da hani piyasada oynaklık yüksek bir haftayı da tamamlamıştık aslında. Dolayısıyla Cuma günü volatilite biraz daha yüksekti ve alımlarda zorlandığını da gördük Borsa İstanbul'un. Şimdi bu haftaya bir kere bu tedbirleri konuşmaya devam ederek başlıyor olacağız. Hala bu konu sıcaklığını koruyor ve hala da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bazı enstrümanlar üzerinde detaylı bilgilendirmeler bu hafta da yine açıklanacaktır diye düşünüyoruz. Yani piyasa biraz kendisini yeni tedbirlere hazırlamaya çalışacaktır. Yatırımcılar bunlara yönelik işte bilgileri okuyacak, denemek isteyecekler. Böyle bir sürece yine giriyoruz. Ama şunu gördük, KKM dönemindeki kadar fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratmadı. O yüzden Borsa İstanbul'da da etkisinin biraz daha sınırlı kaldığını da söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama biz şimdi geçtiğimiz haftalarda özellikle, hatta Mayıs ayı öncesi, bayram tatili öncesinde biz dışarıdan bağımsız hareket ediyorduk, pozitif ayrışıyorduk. Hani son günlerde özellikle Mayıs ayında yine 2346'lardan gelen tepkilerle beraber dışarıdan hem bağımlı hem bağımsız hareket etsek de aslında son günlerdeki performans biraz daha bağımlı olduğunu bize gösterdi. Şimdi biz yeni hafta
haftaya zaten kırmızılarla başladık. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da yeni hafta açılışını biraz satıcılı olarak başlamasını bekliyorum. Şimdi 2543'lerde kapatmıştık. Teknik anlamda bir seviye verecek olursam 2485 ve 2445 bölgeleri bu hafta açısından destek noktaları olarak takip edilebilir. Olası bir satışta bu desteklere kadar karşılanması yerini tepki alımlarına bırakacaktır. Ama buraların da altına, yani özellikle 2445'lerin altına doğru bir kapanış satışların daha da derinleşmesine yol açabilir ve Mayıs ayında gördüğümüz 2346'lara doğru bir düşüş görülebilir. O yüzden bu açıdan bence yatırımcılar dikkatli olmalı. Borsa İstanbul'da yani göstergeler biraz zayıfladı. Evet, geçtiğimiz hafta 2684'te zirvemizi test ettik, yeniledik ama yine de görünüm, riskler ve Fed toplantısını da göz önünde bulundurursak çok fazla konu başlığı var bu hafta ve dışarıda güçlenen dolar var. Kurlarda bir oynaklık var. Dolayısıyla bu tablo karşısında biraz Borsa İstanbul yukarı yönde hareketinde zorlanabilir diye düşünüyorum. Yukarıda da şimdilik 2600 puanı referans olarak takip edeceklerdir. Hani 2600 puan üzerinde kapanışların başlaması tekrardan bir zirve seviyesini test etmesini sağlar diye düşünüyorum. Bunu görebiliriz de, geçtiğimiz hafta da bunu yaşadık. Ama dediğim gibi şu anda net bir şekilde yön yukarı, Borsa İstanbul'da çok güçlü bir iştah var diyemiyorum. Hala yabancı ilgisizliğimiz devam ediyor. Yerli, evet, takas oranı daha yüksek ve yerliyle baş başayız. Biz bizeyiz yani piyasada. O yüzden görünüm itibariyle oynaklık yüksek olacaktır. Yeni zirveler test edilse bile bunun çok güçlü, kalıcı bir performans sağlamasını şu aşamada beklemeyebiliriz. Elbette FED'e odaklandık. Siz yatırımcılara FED öncesinde ve bahsettiğiniz bütün bu risklerle birlikte yaşanacak oynaklık göz önüne alındığında bir kar realizasyonu önerir misiniz? Özellikle FED sonrası yaşanabilecek dalgalanmaya karşı kendilerini koruması açısından. Şimdi Fed ile ilgili şöyle bir durumumuz var. Bir kere 50 bas puanlık bir faiz artışı zaten beklentiler dahilinde. Piyasa kendisini buna hazırladı, fiyatlara da yansıttı. Dolayısıyla Fed'in atacağı 50 bas puanlık bir faiz artışı en azından sürpriz karşılanmayacaktır. Bu oynaklık yaratmayacaktır. Bizim için asıl oynaklık yaratacak gelişmeler bir karar metnindeki tonlama. Yani Mayıs ayı toplantısıyla Haziran ayı toplantısındaki o metinde tonlamada farklılıklar var mı? Daha mı şahinleşti FED yoksa mevcut tonunu korumaya mı devam etti? Önce bunu takip ediyor olacağız. Aynı zamanda ekonomik projeksiyonlar yayınlanacak. Yılın ikinci projeksiyonları. İlk olarak Mart ayında almıştık. Yani en son projeksiyon bu yıl Mart ayında açıklanmıştı. Şimdi yeni açıklanacak projeksiyonlarda gözler bir enflasyon beklentilerinde olacak. İki noktasal grafiklerde faiz konusunda Fed üyeleri nasıl bir karar almış bunu görüyor olacağız. Çünkü piyasanın kafası karışık. Bir tarafta Fed enflasyonu düşürmek için faiz arttıracağım diyor. Diğer tarafta da ABD Başkanı Biden alınacak önlemler karşısında Amerika'yı resesyona sokabilirler mi endişesini her defasında dile getiriyor. O yüzden bu tablo karşısında bakalım Fed yine dediği şekilde devam edecek mi? Yani 50'şer bas puan Haziran ve Temmuz aylarında piyasa kendisini hazırladı ama Eylül ve sonrası için zaten Eylül, Kasım ve Aralık olarak 3 toplantımız kalacak. Bakalım o 3 toplantı için 50 bas puanın üzerinde faiz artış sinyalleri verecekler mi? O noktasal grafiklerde buna bakacağız. Olası bu ihtimali güçlendirmesi, evet, küresel tarafta dolarda bir güçlenme, borsalarda da bir satışı beraberinde getirebilir. Çünkü piyasa buna ikna olursa biz bu fiyatlamayı daha net bir şekilde görüyor oluruz. Altın diyelim, altına bakalım. Geçen haftayı dalgalı geçiren ama ortalamada yatırımcısına kazandıran bir enstrümandı. Son rakamları ekranlara getirelim, biraz altın konuşalım. Ons altına baktık değerli izleyenler. Yayının başında bir miktar kayıptaydı. Elbette altın cephesinde de ons bazında gözler Amerikan Merkez Bankası'nda. İçerideyse kur biraz daha etkili hiç şüphesiz. 1033 altının gramı geçen hafta içinde altın 6 ay aradan sonra kendini 1000 liranın üzerine atmayı başardı. Yeni tedbir paketleri
haberiyle beraber kurda yaşanan oynaklıkla bir miktar geri çekilse de hali hazırda 1033 gram, çeyrekte 1690, yarım altında 3380 lira, 6740 lira ise Cumhuriyet altının son seviyesi. Ekranlarınıza gelen rakamlar onsla kurla beraber anlık değişime işaret ediyor ve yüzdeliklerde o değişimleri gösteriyor. Gün içinde bu fiyatlar elbette İstanbul Kapalı Çarşı ve türev altın fiyatlarına yansıyacak. Eda Karadağ şimdi altın cephesinde 1000 liranın altındaki seviyeleri belki fırsat olarak görüyorduk. Hali hazırda altın yatırımcısı ne yapsın? Yeni altın alım fırsatları nereler olabilir? Tabii hem ons hem de belki gram bazlı değerlendirmek gerekecek. İsterseniz gramla başlayalım çünkü çok fazla bu konuyla ilgili ben de soru alıyorum. Öncelikle mevcutta gram altın yatırımcısı pozisyonlarını bence bu noktalarda da korumaya devam edebilirler. Yeni alımlar için evet bu noktalar çok uygun olmasa da hani gerçekten bir yükseliş beklentisi var ve yatırımcı da bunu istiyor. Dolayısıyla yine zarar kes kar al noktalarını belirleyerek belki yeni pozisyonlanmalar açısından değerlendirebilirler. Ama riski daha az seven, daha garantici yatırımcılarsa o zaman aşağıda özellikle 1000 liralara doğru olası bir düşüş ve 1000 liraların altında çok güçlü kapanışlar görünmemesi durumunda buradan gelecek tepki alımlarını en azından yeni pozisyonlanmalar için değerlendirebilirler. Biraz bu şekilde bir strateji güdülebilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten oynaklık çok yüksek. Hani bir dönem gram altın sadece onsla besleniyordu. Şimdi hem dolarla hem de onsla beslenmeye başladı. Yani dolar TL'de 17 liraların üzerine konuşuyoruz. Ons altında da 1860 dolarlı seviyelerdeyiz. Dolayısıyla iki enstrümanın etkisi gramı da tabii ki yukarı yönde tetikliyor. Zaten 1058'de bizim zirve seviyemiz var. Aralık ayı zirvemiz. Dolayısıyla bu hafta eğer 1030 liranın üzerine kalmaya devam eder. Dolar ve onstaki yükseliş de sürerse zaten biz tekrardan 1058'lere doğru bir hareket görebiliriz. Bu açıdan dikkat edeceğiz ama işte bu noktalar çok yeni pozisyonlar için uygun olmaz. Onun uyarısını vereyim. Çünkü zirve seviyelere doğru yakınsamalar yerini satışlara yani o evet, düzeltme hareketini yapmaya itebilir. Dolayısıyla bu durum biraz yatırımcıları tedirgin eder. Biraz daha temkinli hareket edebilirler diye düşünüyorum. Zaten bir kere çarşamba Fed var. Dolayısıyla ons altın Fed'i bekleyecektir. Temkinli kalacaktır. Biraz kriptolarda da düşüş var. Ondan sebep de ons kendisini besledi. Risk iştahı zayıf dedi. Yine kendisini besledi. Ama Fed Şahin bir şekilde karşımıza çıkarsa faiz arttırmaya devam edeceğim. 50 bas puanın üzerine de çıkabilirim derse altın bu tablo karşısında pek fazla güçlü kalamaz diye düşünüyorum ons bazında. Dolayısıyla onsta da 1835 doların altına doğru bir kırılım satışları hızlandırabilir. Bu noktada da gram altında bir düzeltme hareketi görebiliriz. Kriptolardaki satışa da işaret ettiniz. Kapatmadan onu da bir miktar konuşalım. Aslında sert bir satış var. Özellikle Bitcoin Aralık 2020'den sonraki en düşük seviyeleri gördü. Kripto yatırımcısı da yine Fed, enflasyon, ona dair sıkılaşma politikaları ve jeopolitik riskleri mi değerlendirmeli? Oradaki hareketi yine bu tür gelişmelerle izah edebilir miyiz? Ne yapsın kripto yatırımcısı? Evet, tabii ki alanım olmadığı için ne yazık ki bir borsa, döviz veya altın kadar detaylı bir yorum getiremem. Ama kriptodaki görünüm de gerçekten volatilitenin çok ciddi anlamda yüksek olduğunu bize gösteriyor. Çok sağlıklı bir fiyat hareketinin olmadığını göstermekte. Bu noktada yatırımcılar çok dikkat etmeliler diye düşünüyorum. Tabii ki bu hafta Fed'i takip etmeliler. Sonuçta Fed'den gelecek mesajlar küresel piyasaların seyrini etkileyecektir. Dolayısıyla kripto paralar için de yani kripto piyasası için de bu hafta çarşamba akşamı Fed'den gelecek mesajlar yine onların da kaderini belirleyecektir diye düşünüyorum. Günün başlığını konuşalım. Çok kısa, sanayi üretimi ve cari denge var. Ne bekleriz, piyasa üzerinde bir etkisi olur mu? Tabii şimdi iki önemli makro göstergemiz açıklanacak. Özellikle cari fazla verilmesi konuşuluyorken şu anda yine cari açık vermeye devam ediyoruz. Tabii ki bunu baskılayan, tetikleyen birçok faktör var. Dolayısıyla yine piyasanın beklentisi bu ayki veride de yine bir cari açık verilmesi yönünde. Sanayi üretimini tabii ki açıklanacak veriyi biraz daha büyümeye yönelik okuyor olacağız. Yani gelecek sanayi üretimi verisi biraz büyüme verisini yorumlatacaktır evet, bir sonraki çeyrek açısından. Bu açıdan bence önemli olacak ama fiyatlamalar nezdinde bir etki yaratmasını beklemeyiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, çok teşekkür ediyoruz haftanın ilk işlem gününde bize eşlik ettiğiniz için.
İyi yayınlar. Ve değerli izleyenler, Ekonomi 7/24'de bugünlük noktayı koyuyoruz. Biz yarın sabah 9.30'da bu ekrandayız. TRT Haber yayını ise Fatih Çimen'in sunduğu Satır Başı ile devam edecek.